Merhaba arkadaşlar. 44. testle birlikteyiz. Ha gayret az kaldı. Artık sistemleri bitiriyoruz üreme sistemiyle birlikte. Son konumuz sadece bitkiler kalıyor. Birinci soruda diyor ki insanın embriyonik gelişimi sırasında gözlenen yapılarının oluşum sırası seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Arkadaşlar ilk önce morula dediğimiz o hücre yumağı oluşur. Daha sonra blastula dediğimiz ilk boşluk olan bir boşluk oluşur. Daha sonra da hücre göçü ile birlikte gastrula evresi oluşur, yani direkt sırasıyla gider cevabımız A şıkkı olur. İkinci soru: Embriyonik gelişimde segmentasyon süreci aşağıda verildiği gibi gerçekleşmektedir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakın, zigot ilk önce bir kere bölünmüş, bakın e, hücre büyüklüğü aynı, sadece ikiye bölünmüş hücre. Daha sonra blastomerler oluşuyor. Sonra morula oluşuyor arkadaşlar. İşte bu şekilde segmentasyon evresi geçiyor. Diyor ki morulanın oluşum sürecinde hücre ağırlıkları azalır demiş. Hücreler bölündükleri için evet her birinin ağırlığı azalıyor arkadaşlar. Doğru. Blastula evresinde bulunan hücrelerin kalısal yapıları farklıdır. Şimdi e, mitoz bölünme sonucunda oluştukları için kalısal yapıları farklı değildir. O yüzden bu yanlış. Segmentasyon sürecinde hücre sayısı sürekli artar. Baktığınız zaman arkadaşlar bakın şuraya kadar e, hücrelere baktığımız zaman her her birinde sayı olarak artmış değil mi? O zaman doğrudur. Zigot diyor morulaya göre hafiftir diyor. Arkadaşlar e, zigotla morula aynı ağırlıktadır. Neden? Çünkü hücre büyümüyor. Var olan hücre küçük küçük hücrelere ayrılıyor. Bunu unutmayın. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 aşık olur. Üçüncü soru. Organogenez sırasında olaylarından hangileri gerçekleşir? Nedir organogenez? Organ oluşumu değil mi? Hücreler bağımsız olarak doku oluşturmak için çoğalır demiş. Arkadaşlar bağımsız değillerdir hücreler. Bağımsızlık olayı yoktur. Sadece her hücre e, doku oluşturacak hücreler birbirlerini tanırlar ve birbirlerine doğru giderler. Dolayısıyla bağımsız değildir bu olay. El ve ayak oluşurken bazı hücreler çoğalmaya devam eder. Bazıları ise ölerek organ şeklinin belirlenmesini sağlar. Mesela ellerimizin ve ayak parmaklarımızın arasında perdeler vardır. Bu perdeler ölüyor arkadaşlar. Buradaki hücreler organın şeklini yani ellerimizin ayaklarımızın şeklini belirlenmesini sağlıyor. Doğrudur. İlk farklılaşan sistem sinir sistemi. Organ ise beyindir. Evet arkadaşlar doğrudur. Cevabımız ne olur? E şıkkı 2 ve 3 olur. Şimdi burada gastrula evresini vermiş. Diyor ki şekil incelendiğinde embriyonik gelişim için diyor hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar kontrollü hücre ölümlerinin olduğu demiş. Bakın burada hücre ölümü yok. Sadece bir göç var. O yüzden bu olmaz. Kontrollü hücre göçlerinin oldu. Evet bakın hücreler ne yapıyor? İçeriye doğru geçiyor ediyor. Doğru. Hücre farklılaşmalarının olduğu. Dikkat ederseniz bakın dışarıdaki hücreler farklı, içerideki hücreler farklı. O zaman hücre farklılaşması olmuştur. Cevabımız 2 ve 3 değişikliği olur. 5 soru. Çatlayan folikül hücreleri bir salgı bezi görevi yapan korpus luteumu yani sarı cisimci oluşur. Diyor ki bu dönüşüm olaylarının hangileri sonucunda gerçekleşmiş olur? Arkadaşlar. Folikülün çatlamasını sağlayan yani yumurtanın dışarıya çıkmasını sağlayan hangi hormondur? LH. O zaman LH'ın etkisi olur. Döllenmenin olması demiş. Hayır döllenme ile bir ilgisi yoktur. Tamamen hormonal bir etkidir. Rahim iç duvarının kalınlaşması da olmaz. Cevabımız A şıkkı olur. Altıncı soru. İnsanda erkek bireylerde gerçekleşen spermatogenes sonucu oluşan hücrelerde bakın spermatogenes mayoz bölünme vardır. Dök ki özelliklerinden hangileri farklı olabilir? Kalıtsal yapı farklıdır. Mayoz sonucu çünkü. Sitoplazma miktarı farklı olabilir arkadaşlar. Tamamen eşit bölünür diyemeyiz. Bölünemeyebilir. Büyüklükleri de yine farklı olabilir. Cevabımız E şıkkı. Hepsi farklı olabilir. Yedinci soru. Bakın burada diyor ki insanlarda dişi bireylerde gerçekleşen menstrual döngüde görev alan X ve Y hormonlarının Kandaki yoğunluklarının zamanı bağlı değişimleri gösterilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğru değildir diye soruyor. Şimdi bakalım arkadaşlar bakın X hormonu kırmızıyla gösterilen 14. güne yakın e, maksimum seviyeye çıkan hormon hangisiydi? LH hormonuydu değil mi? O zaman X LH. Y ise arkadaşlar belirli günlerde maksimum seviyeye çıkan FSH hormonudur. FSH. Şimdi diyor ki X'in kandaki seviyesi maksimum olduğunda yumurta fallop tüpüne geçer. Yani diyor ki yumurtlama olayı, ovulasyon olayı gerçekleşir. Evet. LH maksimum olduğu zaman hemen hemen yaklaşık 14, işte 13, 12 o gibi günlere denk geliyor. Ve 15, 16 kişiden kişiye değişebilir arkadaşlar. Yumurta fallop yani yumurtlama olayı gerçekleşerek yumurta kanalına geçiyor. Bu doğrudur. X ve Y'nin yoğunluğunun daha az olduğu 14. günden sonra endometrium kalınlığı maksimum seviyeye ulaşır. 14. günden sonra zaten hangi evre başlıyor? Korpus luteum evresi başlıyor arkadaşlar. Bu evrede endometrium maksimum kalınlıktadır. Çünkü eğer döllenme olursa yumurta gelip buraya yerleştiğinde rahat bir ortam hazırlamak için diyeyim ben size. Bu da doğrudur. X ve Y yumurtalıktan salgılanan LH ve FSH hormonlarıdır. LH ve FSH oldukları doğru ama yumurtalıktan salgılanmazlar arkadaşlar. Bu yanlıştır. Cevabımız ne olur? Doğru değildir dediği için yalnız 3 doğru değildir. 8. soru. Göbek bağı ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Plasenta ile embriyo arasında besin ve solunum gazlarının geçişini sağlar. Evet arkadaşlar doğru. 2 atar damar bir toplar damardan oluşur diyor. Evet arkadaşlar iki atar bir toplar damardan oluşur doğrudur. Toplar damarı fetüsten gelen kirli kanı plasantaya taşır. Şimdi arkadaşlar dolaşım sistemini bir hatırlayalım. Dolaşım sisteminde dedik ki atar damarlar temiz kan taşır. Akciğer ve göbek bağı atar damarı hariç bunlar kirli kan taşıyor. Toplar damarlar kirli kan taşır yine akciğer ve göbek bağı toplar damarı hariç bunlar temiz kan taşır. O zaman toplar damar buradaki kirli kanı mı taşır plasantaya yoksa temiz kanımı mı? Tabii ki temiz kanı taşır arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Mantığını şöyle söyleyeyim. Göbek bağı damarları bebeğe göre isimlendirilir. Bebekten çıkan damara Bebekten çıkan damara atar damar diyoruz. Bebeğe gelen damara da toplar damar diyoruz. Bebekten çıkan damarda temiz kan mı bulunur, kirli kan mı? Kirli kan bulunur değil mi? Çünkü bebek anneye ne gönderecek? İşte kirletecek, gönderecek. Anneden bebeğe gelen de yani toplar damarda ne olacak arkadaşlar? Temiz kan olacak. Anne bebeğe besin, oksijen gönderecek. O yüzden bu şekilde aklınızda kalabilir. Dokuzuncu soru. Diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi cinsel yolla bulaşan hastalıklar içerisinde değerlendirilmez diyor. Arkadaşlar frengi bel soğukluğu hastalığı bu olur. AIDS zaten e, bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalıktır. HPV AIDS'in virüsüdür arkadaşlar bu da olur. Hepatit B de yine bulaşır ama nöral tüp defekti dediğin nöral tüp dediği bu e, sinir tüpünün oluşmaması hastalığıdır. Yani bu bireyler genelde zaten erken yaşta ölüyorlar arkadaşlar o yüzden E şıkkı cinsel yola bulaşan bir hastalık değildir. 10. soru. insanda zigottan doğuma kadar olan süreç aşağıda verildiği gibidir. Buna göre diyor. Eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Şimdi 4 ve 0'dan 8. haftaya kadar olan kısma embriyo diyoruz. 8. haftadan sonrasında da ne diyoruz? Fetüs. Diyor ki hangileri doğrudur? Arkadaşlar Blastopor oluşur demiş embriyo döneminde. Fetüs döneminde organogenez devam eder. Şimdi blastopor zaten daha embriyo küçükken hani daha böyle ilk hücre bölünmeleri falan gerçekleşirken oluşuyor doğru. Fetüs döneminde organogenez devam eder. Evet organlaşma yaklaşık 7. aya kadar devam ediyor arkadaşlar. O yüzden doğrudur. Segmentasyon gerçekleşir demiş. Fetüs döneminde kalp atışı başlar demiş. Evet arkadaşlar 8. haftadan sonra kalp atışı başlıyor. O yüzden ya bir dakika yok kalp atışı Pardon dördüncü haftadan sonra başlıyor burada kalp atışı başları almıyoruz Çünkü dördüncü haftadan itibaren kalp atışı başlıyor arkadaşlar göz kulak taslakları belirginleşir Cenin ağırlığı artar yani şöyle söyleyeyim size ilk 8 hafta içerisinde ilk iki aylık dönemde bebeğin Hemen hemen görünümü bir insan görünümünü alıyor. Daha sonra daha böyle belirginleşmeye başlıyor. Daha böyle ağırlığı falan artıyor. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Gametlerde bulunan bazı yapılar belirtilmiştir diyor. Buna göre bu yapılar sperm ve yumurta içerisinde bulunanlar şeklinde sınıflandırılırsa hangisi doğru olur? Arkadaşlar akrozom nerede bulunuyor? Spermde. Zona pellucida yumurtada bulunur. Şimdi nedir zona pellucida? Yumurtanın etrafını saran bir zardır. Bu zar bir sperm girdiği zaman ikinci spermin girmesini engellemek için diğer spermlerin girmesini engellemek için sertleşir. İşte biz bu yapıya zona pellucida diyoruz. Zona pellucida türe özgüdür arkadaşlar. Hem türden gelen spermi tanır hem de bir sperm içeri girdiği zaman sertleşerek ikincisinin girmesini engeller. Böylece 3N, kromozomlu canlıların oluşması engellenmiş oluyor. Kamçı yine neyde bulunur arkadaşlar? Spermde bulunur. O zaman spermde bulunanlar 1, 3 yumurtada bulunanlar yalnız 2. Cevabımız D şıkkı olur. 12. soru. Hamilelik döneminde folik asitin yetersiz alınması diyor. Hangilerine sebep olur? Arkadaşlar folik asit oldukça önemlidir. Vitamindir folik asit. Ölü doğum riskinin artması evet yetersiz alınırsa olur. Anne de anemi görülmesi yani kansızlık görülmesi olur. Hatta hamilelikten yaklaşık 3 ay öncesinde başlanması tavsiye ediliyor arkadaşlar. Bundan da haberiniz olsun. Fetüste nöral tüp defektinin oluşması evet bu da olur. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Evet böylece sistemleri bitirmiş olduk. Bitkilerde görüşmek üzere hoşça kalın.